AKP döneminde başlamış bir çözüm sürecidir. Fakat bu parlamentoda yasası çıkmış ve devlete mal olmuş, daha çok da topluma mal olmuş bir süreçtir. Dolayısıyla bir partinin çözüm süreci bana bağlıdır. Ben varsam var, yoksam Türkiye'de kıyamet kopsun, canınız cehenneme, savaş mı olur, süreç biter, beni ilgilendirmez gibi bir tarzı çok yanlış görüyoruz. Yani HDP olsun olmasın, çözüm süreci olmalı, olur. Barışın arkasında dururuz her halükarda. Onların da çıkıp bu netlikte konuşmasını beklerdim. Yani AKP olsa olmasa Türkiye'nin barışa ve çözüm sürecine ihtiyacı var diyebilmeliydiler. Getirip barışı rehin alıp bize oy vermezseniz savaş çıkar bu ülkede demek çok doğru bir yaklaşım değil. Ben her halükarda çözüm sürecinin devam edeceğini düşünüyorum AKP olsun olmasın. Yani HDP de mecliste olsa olmasa hiç değişmiyor diyorsunuz. Barış bizim açımızdan ahlaki ilkesel bir duruştur. Yani partilerimizin başarı durumuna göre biz Türkiye'ye barışı savaşı tartışamayız bile. Ya büyük bir haksızlık tabii ki. Yalan iftira kampanyası yürütüyorlar. Bunların tamamını kendileri de biliyorlar. Evet, ben dediğiniz gibi 5 Ekim akşamı Sayın Başbakan'la kapalı bir telefon görüşmesi yaptım 10 dakika kadar. Aslında kamuoyu bu görüşmeyi bilmiyor. Fakat ben o görüşmede 10 dakika boyunca Sayın Başbakan'a şunu anlatmaya çalıştım. Biz çağrı falan da yapmamıştık Başbakan'la konuştuğumda. Şu anda insanlar sokağa çıktı dedim. Her tarafta sokağa çıkıyor insanlar. Durum çok kritik. Ve lütfen bu gece müdahale edelim. Ne yapılacaksa bu gece birbirimize yardım edelim ve sınır kapısı IŞİD'in eline geçmeden gerekli desteği sunalım. Çünkü söz vermiştiniz. Üzerinden bir hafta geçti görüşmemizden. Söz vermiştiniz. Destek olunacaktı ama olmadınız. Ve insanlar çok öfkeli. Şu anda da sokaktalar, haberiniz var mı dedim. Çağrı da yapmamıştık. Sayın Başbakan bunu inkar edemez herhalde. Bütün ricalarıma, ısrarlarıma rağmen durumu anlamaktan uzak, oyalamacı, ciddiyetsiz bir tutum tavır sergiledi. Bir başbakana yakışmıyor, bir başbakan sorumluluğuyla hareket etmediğini anlamıştım ve durumu okuyamadığını arkadaşlarıma belirttim. Başbakan durumu okuyamıyor, durumun ciddiyetinin farkında değil demiştim. Şimdi çıkmış beni suçluyorlar ama kusura bakmasınlar. Konuşacak çok şey var inşallah. Geniş zamanda bütün bunları kısmet olur başbakanla bir canlı yayına çıkarsak beraber tartışırız. Biz Amerika'nın şunun bunun asla uşaklığını yapmadık. Asla hiçbir yerden kirli bir ilişki içerisine, emir talimat içerisine girmedik. Bir halk çocuğuyuz, bir halk hareketiyiz. Bir Türkiye partisiyiz. Ülkemizin zararına, toplumun halkın zararına olacak hiçbir iş içerisinde olmadık, olmayız da.